Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. 16. günün iftar menüsü ile birlikte sizlerleyim. İlk olarak erişteli nefis bir yoğurt çorbası tarifi hazırlayacağız. Bunun için yarım yemek kaşığı tereyağını tencerenin içerisine aldım ve eritiyorum. Eridikten sonra üzerine bir su bardağı erişteyi ilave edip eriştelerin rengi dönene kadar güzelce kavuruyorum. Erişteler iyice kavrulduktan sonra şimdi üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave edeceğim ve erişteler yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Bu arada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 2,5 su bardağı orta koyulukta yoğurt, 1 tane yumurta ve 1 yemek kaşığı unu bir kasenin içerisine aldım ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Erişteler yumuşadıktan sonra tenceredeki sıcak suyumuzdan terbiyemizin içine yavaş yavaş ilave ederek terbiyeyi ılıştırıyoruz ki eklerken tencere kesilmesin diye ve ardından tenceremizi karıştırırken yavaş yavaş hazırladığımız yoğurtlu terbiyeyi ilave edip kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Çorbamız güzelce kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzunu ilave edeceğiz ve 1-5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Şimdi çorbamızın sosunu hazırlayalım. Yarım yemek kaşığı tereyağını erittim. 2 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber ilave edip güzelce karıştırıyorum. Ardından 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edip nane ve pul biberin güzel kokusu çıkana kadar şöyle bir taşım kaynatıyorum diyelim. Sonrasında sosumuz hazır. Şimdi buluşma zamanı. Şöyle sosunu da bir güzel karıştıralım ve çorbamız artık servise hazır. Özellikle erişteyi tereyağı ile kavurduğumuz için apayrı lezzetli bir çorba tarifi oluyor. Sıcak sıcak, yumuşacık içmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak yayınladığım yeni tariflerden, harika menülerden haberdar olabilirsiniz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Şimdi sıra geldi ana yemeğimizi hazırlamaya. Bugün hindili bir tarif hazırlıyorum. Bunun için 1 kilo kadar hindi kanat kullanacağım. Yıkadığım hindi kanatları şimdi düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine bir tane büyük boy patates, bir tane soğan, 3 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı pul biber atıp 1 litre de su ilave edip yaklaşık yarım saat düdüklü tencerede pişiriyorum. Piştikten sonra nefis yumuşacık hindi kanatlarımız oluyor. Şimdi bu hindi suyuyla pilav hazırlayacağız. Öncesinde bir kase pirinci sıcak su ile ıslıyorum. Yarım saat ıslanmaya bırakıyorum. Ardından pilav pişireceğimiz tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını aldım ve erittim. Üzerine ince kıyılmış 3 diş sarımsağı ilave edip güzelce kavuruyorum. Sarımsağın o kendine has aroması ve kokusu tereyağına geçtikten sonra bir tane büyük boy soğan ilave ediyorum. İki tane yeşil biber. Bir buçuk yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ilave ettim. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Bir tane kırmızı kapya biber ve sebzelerimi güzelce soteliyorum. Sebzeler sotelendikten sonra önceden ıslatmış olduğumuz bir kase pirinci sebzelerin üstüne ilave edip onu da sebzelerle birlikte güzelce kavuruyorum. En az bir 5 dakika kadar kavuruyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzunu da attım ve kavurmaya devam ediyorum. Haşlamış olduğumuz hindileri şimdi tenceremi alıyorum.
2 kase hindi haşlama suyundan da ilave ediyorum ve pilavımı tamamen hindi suyuyla pişiriyorum. İnanılmaz lezzetli ve aromalı oluyor kesinlikle. 1 kase de domates konservesi ilave ediyorum. Taze domates de kullanabilirsiniz bunun yerine. Şöyle hemen onu da düzeltiyorum ve pilav suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilav suyunu çekip dinlendikten sonra hemen servis tabağıma aldım. Size de şöyle göstermek istiyorum. Bol sebzeli, hindi sulu, nefis bir pirinç pilavı. Yanında ise yumuşacık hindi etiyle birlikte yemeğimiz hazır. Şimdi yanına soğan salatası hazırlıyoruz. Bunun için bir tane soğanı ince şekilde doğradım ve tabağa aldım. Üzerine yarım limon suyu ve biraz tuz atıp karıştırıyorum ki acısı çıksın diye. Bir tatlı kaşığı kadar da sumak ilave ediyorum. Apayrı lezzet katıyor soğan salatasına kesinlikle. Bir tutam maydanozu ince şekilde kıyıyorum. Bir tutam da naneyi tekrar ince şekilde doğruyorum. Soğanımızı derin bir kasenin içerisine aldım. Üzerine doğramış olduğum yeşillikleri ilave ediyorum. Şimdi üzerinden bol bol zeytinyağı döküyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar kullanıyorumdur en az. Ve salatamı güzelce karıştırıyorum. Nefis bir soğan salatası da hazırlamış olduk böylelikle. Hazırladığımız o hindili pilavlı yemeğin yanına şahane yakışıyor. Ve son olarak geldik tatlımızı hazırlamaya. Bunun için 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 su bardağı toz şeker ve 1 litre sütü bir tencerenin içerisine alıyorum ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Kremam kaynamaya başladıktan sonra 1 paket şekerli vanilin ilave edip 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Bir tane kiviyi küçük minik küpler halinde doğruyorum ve bir tane muzu da yine aynı şekilde küçük küpler halinde doğradım. Bir paket kedi dili bisküvi kullanıyorum ve bunu ıslatmak için de bir çay bardağı sütü bir tabağa aldım. Ve her kedi dili bisküvisini sütün içerisinde şöyle 2 tur döndürerek önceden titreç film serdiğim cam kasenin içerisine şöyle yanlarına doğru yerleştiriyorum. Bisküvileri hafif verev şekilde yerleştiriyorum. Çok fazla sütede de bulamayın çünkü hemen yumuşamaya müsait. Doğramış olduğumuz meyveleri ilk sıcağı çıkan kremanın içerisine aldım ve güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hazırladığımız pasta tabanın içerisine şöyle 3-4 kaşık kadar koyacağım. Pastaya bir ara taban yapmak istiyorum. Daha rahat ve dik ayakta durabilsin diye. Şöyle ara katına da 2 tane kedi dili bisküvi koydum ve kalan kremayı şimdi dolduruyorum. Mümkün olduğunca doldurun ve ardından kalan kedi dili bisküvilerini süte batırmadan taban olacak şekilde şimdi diziyoruz. Ve pastamızı streç filmine sarıp buzdolabında en az 4 saat dinlendiriyoruz ki güzelce içindeki kreması donsun ve çevirdiğimizde şekli bozulmasın, kalıplaşmış olsun diye. Pastamızı soğuttuktan sonra streç filmini açtım. Şimdi bir tabağa ters çevireceğim. Kaseyi önceden streçlemiş olduğumuz için gördüğünüz gibi çok kolay şekilde çıkıyor. Ve artık pastamız hazır. Üstünü dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kenarlarına krem şanti sıktım. Üstüne de biraz krem şanti ve meyveler ile süsledim. Siz isterseniz tamamını da krem şanti ile kaplayabilirsiniz. Ya da sade bırakıp naked pasta da yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Fırın kullanmadan çok pratik şekilde hazırladığımız kedi dilinden yaptığımız kümbet pastamız da artık hazır. İftarda hafif tatlı sevenlerin favorisi olabilecek bir lezzet diyebilirim.
Pastamız ile birlikte bugünün son tarifini de tamamlamış olduk. Tariflerimi beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi bir bakalım bugün neler yaptık. İlk olarak yoğurt çorbası yaptık ama içinde mis gibi eriştelerin olduğu. Ardından hindinin haşlama suyuna bir pilav ve yanında nefis lime lime dökülen etiyle hindi. Yanına lokanta usulü şahane bir soğan salatası. Ve kapanışta ise fırın kullanmadan hazırladığımız kedi dili kümbet pasta. Çıkan ekrandan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.